Akdeniz'de bu hafta. Akdeniz'in dönüşümü birincilik ödülü aldı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, bir derginin Türkiye genelinde düzenlediği proje yarışmasında yerinde kentsel dönüşüm projeleri dalında birincilik ödülüne layık görüldü. Ödülünü Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in elinden alan Başkan Gültak, kıymetli oylarıyla bize bu ödülü layık gören, projelerimizi takdir eden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum dedi. Başkan Gültak devreye girdi, görme engelli çift evliliğe ilk adımı attı. Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ikisi de görme engelli olan Yücel Şenol'la Şükran Çiftçi için devreye girerek kızın ailesini evinde ziyaret etti. Kızının evliliğine sıcak bakmayan babayı ikna eden Başkan Gültak, böylelikle çiftin evliliğe doğru ilk adımlarını atmalarını sağladı. Başkan Gültak, YKS şampiyonu Deniz'i evinde ziyaret etti. Başkan Gültak, belediyenin online eğitim akademi seti üzerinden hazırlandığı 2022 yılı yükseköğretim kurumları sınavında derece elde ederek Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü %100 bursla kazanan Deniz Barçatay'ın ve ailesini evinde ziyaret etti. Başkan Gültak, geleceğin bilgisayar mühendisine son teknoloji ürünü dizüstü bilgisayar hediye etti. Başkan Gültak, bahçe ve kültür mahallelerini ziyaret etti. Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'la birlikte bahçe ve kültür mahalleleri sakinlerini ziyaret etti. Asfalt plantının devreye girmesiyle sokakların asfalt sorununun yakında çözüleceğini belirten Başkan Gültak, muhtarların su, elektrik, telefon ve internet faturalarını ödemek için sağladıkları 500 TL aynı yardım miktarını da artıracaklarını kaydetti. Başkan Gültak, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz. Başkan Gültak, Mersin Milletvekili Hacı Özkan ve parti yetkilileriyle birlikte İstiklal Caddesi üzerinde ve Mersin Çiçek Pasajı'nda faaliyet gösteren esnafla bir araya geldi. Başkan Gültak, halkımızdan kopmadan onlarla birlikte Akdeniz'i değiştirmeye, insanımızın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğiz dedi. Akdeniz'de 2 ayda 1500 çocuk sporla tanıştı. Başkan Gültak, bu yaz tatilinde de aileler ve çocukların yoğun ilgi gösterdiği yaz spor okulu futbol kursunun kapanış törenine katılarak eğitimlerini tamamlayan minik sporcular ve aileleriyle bir araya geldi. Başkan Gültak, sadece Temmuz ve Ağustos ayı içinde futbol, basketbol, tenis ve yüzme kurslarından 1500 çocuğun faydalandığını belirtti. Eylül ile Lina'nın hayali, kadın futbol milli takımında oynamak. Akdeniz Belediyesi Yaz Spor Okulu'nun bu yılki kursiyerleri arasında 6 yaşındaki Eylül Ada Yıldırım'la 7 yaşındaki Lina Oruç adlı minik kızlar da yer aldı. Lina ile Eylül, Yaz Spor Okulu kursuna katılarak futbola ilk adımı atarken minik sporcuların hayali ileride kadın futbol milli takımında oynamak. Akdeniz'de bu hafta.